Merhaba, muzlu rulo pasta yapıyorum bugün. Çok severim bu klasik pastayı ben. Şimdi malzemelerine bir göz atalım. 4 tane yumurta vardı. Sarısını ve beyazını ayırdım. Beyazını mikserime aldım ve 1 bardak 200 mililitre kadar toz şekeri ekleyip yumurtaların üzerine, beyazının üzerine çırpıyorum kar kıvamını alana kadar. Bu arada yumurtanın sırlarını diğer kaseme aldım. İçine biraz karıştırdıktan sonra içerisine önce 1,5 bardak kadar unumu ilave ettim. Sanki böyle katı bir hamur gibi oluyor gibi korkmayın. Bir pakette kabartma tozu ilave ettim. Üzerine de süt ilave edeceğim 1 bardak kadar. Önce yarım bardağını ilave ettim. Tam 1 bardak değil, 1 bardaktan biraz daha az. Sonra diğer kalan yarısını da sütümün ilave edip şöyle bir karıştırıyorum. Sanki katı bir hamur gibi oldu. Çünkü beyazı ve şekeri başka tarafta çırpılınca geriye kalan malzemeler daha katı gibi oldu ama merak etmeyin, hepsi birbiriyle karışacak daha sonra. Beyazı da kar kıvamına geldikten sonra içine ilave ediyorum. Şöyle önce karıştırıyorum ama mikserle de karıştıracağım. Köpüğü sönmüyor mikserle karıştırmama rağmen. İsterseniz böyle de yedirebilirsiniz hiç mikser kullanmadan ama ben şöyle biraz daha iyi karışsın diye mikserimle de karıştırdım. Evet, köpük köpük bir hamur elde ettim. Şimdi bunu yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine döküyorum ve 170 derecede pişmeye gönderiyorum. Hemen pişiyor zaten böyle 15-20 dakikada. Üzeri hafif pembeleşince fırından alacağım. Bu arada pastacı kremam vardı hazır. Onu 2 bardak sütle pişiriyorum. Pastam piştikten sonra bu kremanın hazır olması lazım. Çünkü hemen sıcağı sıcağına saracağım. Evet, hazırlandı ve altını kapatıyorum. Bunun bir kısmını ayıracağım. Üzerini süslemede kullanacağım. Şöyle sıkma torbamın içerisine birazcık ayırıyorum. Süsleme yapmayacaksanız buna gerek yok. Kekim pişmiş. Şöyle yağlı kağıttan biraz ayrılmasını sağlıyorum. Çok sıcak, elimi de yakıyor. Hemen sıcağı sıcağına, çünkü daha sonra kırılmalar oluyor. Kremayı içerisine sürüyorum. 2 tane de muzum var. Onu ilave ediyorum ve şöyle sarıyorum. Biraz sıkı sarmaya çalışın. Çok sıcak olduğu için zorlandım ben. Evet, rulo haline getirdim. Biraz şöyle bekletiyorum. Bu arada çikolatalı sosum vardı. Yine de onu üzerindeki süt miktarına göre hazırladım ve rulo pastamın üzerine. İsterseniz ganaj da hazırlayabilirsiniz. Kremayla Benmer usulü çikolatayı karıştırarak. Ama ben çikolata sos ilave ettim bugün. Böyle yanlardan akıtılmış şekilde de verebilirsiniz. Her tarafını da kaplayabilirsiniz. Evet, pastam hazır. Servis tabağıma aldım. Üzerinde şöyle süslüyorum. İçi muzlu, dışını muzla süsleyemeyeceğim. Çünkü kararıyor. Başka da meyvem yoktu evde. O yüzden bu şekilde sade bırakacağım bugün. Biraz da şöyle, evet, bu şekilde isterseniz bırakabilirsiniz. Ama kakaolu bisküvilerle de şöyle süsleme yapabilirsiniz veya çikolata parçaları da üzerine koyabilirsiniz. Evet, pastam hazır. Servise afiyet olsun. Bence deneyin. Çok güzel bir tarif.